أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Secde suresi 6. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Zalike bu demek. Alimu bilen, alimul gaybi, gayb olanı yani görünmeyen, aynı zamanda hissedilmeyen diye de yorumlanabilir. Gayb olanı bilen ve şehadeti, aynı zamanda da görüleni, gizli olanı ve açık olanı diye de yorumlanabilir. İşte Allah nedir? Gaybı ve açığı, açıkta olanı bilen el azizi, yani el azizu, kudreti daima üstün olan, Er-Rahimu, aynı zamanda da en merhametli olandır. That is he. Yani bu odur. Allah'ı anlatırken the all knower, knower of the unseen, görünmeyen her şeyi, and the seen, ve görülen şeyleri bilen, the almighty, aziz, the most merciful ve rahim olan. Ellezî an-en, yani Allah'ı tanımlama için kullanılan an-en ifadesi. Ehsene, en güzel şekilde yapan. Kulle şeyin, her şeyi. Kulle şeyin halaka, yani kendisini yarattığı her şeyi güzel yapandır Allah. Ve bede'e, başladı. Halgal insani, insanı yaratmaya başladı. Min, dandan demek. Min tin, insanı topraktan, kilden yaratmaya başladı. Who made everything, bu who an en demekti. Who made everything, her şeyi, he has created, yarattığı her şeyi good, yarattığı her şeyi güzel yapandır. And he began, başladı. The creation of a man, İnsanoğlunun yaratılışını from clay, kilden yaratmaya başladı insanoğlunu. Summe, daha sonra, ceale, kıldı, yaptı. Neslehu, onun neslini, min sülaletin, sülaletin nutfe, meni anlamında kullanılıyor. Min me'in, sudan, mehin, yani hakir bir sudan, pis bir sudan onun neslini yaptı, kıldı gibi yorumlanabilir. Then he made his offspring, o insanın zürriyetini, yani neslini, from semen, meniden, spermden, o despised water, yani küçük görülmüş, hakir, pis bir sudan. Ve bu da male and female sexual discharge diye, yani kadın ve erkeğin bileşiminden insanları yaratmıştır diye Rabbimiz bu şekilde insanın neden yaratıldığına da vurgu yapıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu kullanım birçok yerde geçer. Aslında insana sen busun diyor. Ve belki de haddinizi bilin. İnsan bunu da zaman zaman hatırlamalı. Çünkü insan böbürlenmeye, büyüklenmeye çok meyilli. İnsanın atası topraktan, nesli de hakir bir sudan olmuştur. Summe, daha sonra sevvehu, onu eşitledi, düzenledi diyebiliriz. Ve nefaka, üfürdü, fihi, ona mir ruhi, ona ruhundan üfledi. Ve ceale, kıldı, lekum, sizin için. Ve ceale lekum sem'a, sem'a işitme. Vel ebsara, ebsara görme, yani göz diyebiliriz. Vel ef'ide, ve sizin için kalpte yaptı. Galilen, az anlamında. Galilen me teşkurun, ne kadar az
şükrediyorsun. Then he fashioned. Fashion kelime anlamı olarak moda gibi. Him onu uygun hale getirdi. In due, tam doğru proportion, tam doğru oranda yarattı, düzenledi. Ki insanın yaratılışı hakikaten şöyle baktığımızda müthiş bir hali var. Allah insanı en uygun ölçüde yarattı, ona şekil verdi. And breathed into, ona nefes verdi. Him in the soil, yani ruhuna, soil ruh demek, ruhuna üfledi. Created by Allah, Allah tarafından yaratıldı. For that person, yani Allah tarafından yaratılan o ruh, o kişiye üfürüldü. And he gave you hearing, o size işitme kabiliyeti verdi. Bunlar ears, yani kulaklar. Sight, görme kabiliyeti. Bunlar da eyes, gözler. And hearts, ve aynı zamanda da akıl etme, düşünme organ olan kalbi size verdi. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'de kalple alakalı, onların kalbi vardır ama akletmezler diye geçer. Akletme mevzusunun kalpte olduğuna dair, yani Kur'an'ın ayetiyle bu şekilde anlıyoruz. Tabii bu konu üzerinde düşünülmeye değer, konuşulmaya. Yani Kur'an'ın her bir konusu üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Ki okuyan kimse düşünüp anlamalı. Evet, bu organlarımızın varlığı neticesinde Rabbimiz bize şu şekilde söylüyor. Little, az diyor, is the thanks you give. Yani sizin verdiğiniz teşekkür bunun karşılığında azdır diyor. Evet, insanoğlu bu noktada kalbine, kulaklarına ve gözüne ve diğer organlarına Allah'ın razı olduğu eylemleri mi dolduruyor? Yoksa Allah'ın hiç razı olmadığı şeyleri mi dolduruyor? Bunun hesabını insanoğlu yapabilmeli. Yani bugün insanoğlunu en doğru yola götürecek şey bir Kur'an-ı Kerim, iki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerdir. Zaten Peygamber Efendimiz de size ben iki miras bırakıyorum mealinde, hadisinde. Bir Kur'an-ı Kerim, biri benim sünnetimi bırakıyorum demiştir. Bu noktada da biz müminlerin Kur'an'a sımsıkı sarılması, aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in sözlerine, davranışları nasılmış, onun hayatını en güzel şekilde öğrenip onu hayatımıza uygulamaya koymamız lazım. Hayatımızda bu varsa biz gözünde, kulağında, kalbinde hakkını veriyoruz. Eğer bu yoksa, yani günlük hayatımızın içerisinde Kur'an varsa, Peygamber Efendimiz'in hayatı varsa, onun bizden istediği şeyler, Allah'ın hayatımızda yaşamamızı istediği şeyler var ise, biz o şeylerde bu gözün, kulağın, kalbin hakkını vermiş oluruz. Aksi halde bunlardan dolayı bize bir hesap sorulacaktır. Sen gözünü nerede harcadın? İşte harama baktın mı, bakmadın mı? Kulağınla kötü söz dinledin mi, dinlemedin mi? Kalbini nasıl kullandın? Bunların her birinin bir hesabı var. Bugün biraz önce dediğimiz gibi insanoğluna doğru Allah tarafından konulmuş. Ve bu nedir? Allah insan için en uygun kitabı seçmiş, koymuştur. İnsanoğlu bugün o kitabı okudum, bu kitabı okudum havasını atmaktadır adeta. Neyin havasını atıyorsa. Aşağı bazen Kur'an-ı Kerim okumayı da hava olarak görebiliyor. Halbuki biz hayatımızda yaşayalım diye vardır. Bu doğruyken bugün zamanımızı birçok kötü şeylerde harcayabiliyoruz. Mesela koca koca adamlar oyun oynuyorlar. Ellerinde telefon, farklı farklı oyunlar oynayabiliyorlar. Bugün oyun isimlerde, işte farklı oyunlarda söylediğimizde, tabii oyun isimleri vermeyelim ama şöyle bir şey diyelim. Allah bize dese ki falanca oyunu oyna, senden razı olacağım dese, inanın insanoğlu gidip o oyunu oynamaz ya. Yani. Çünkü insana ağır gelir o. Çünkü şeytan onun karşısına, hemen karşısında dikilir. O oyunu oynamaması için her türlü yolu dener. Ya da herhangi bir diziyi, bu diziyi izleyin, Allah size sevap yazacaktır gibi bir şey olsa, insanoğlu o diziyi
izlemez. Ha, burada bu söylediğimiz şeylerde bir yanlışlık mı var? Yanlışlığı şöyle düşünelim. Yani bugün bu eleştirdiğimiz şeyler yanlış değilse ne yanlıştır o zaman? Yani hayatın içerisinde neler yanlıştır? Onlar da yani vaktimizi nerede harcıyoruz? Biz kendimizi masum çıkarmaya çalışırken hiçbir şey yapmadım falanca diziyi izledim. Dizinin içerisinde bakıyoruz bir dünya haram bir mevzu var. Oyunun içerisinde bakıyoruz neredeyse küfre varan ifadeler var. Dolayısıyla bu tip noktalarda Müslümanların dikkat etmesi lazım. Özellikle çocukların genç yaşta buna alışmaması lazım. Alıştığı vakit hayatından belli bir zaman sonra çıkartamıyor. Evet. Vekalu, onlar dediler ki izle dalelne. Yani biz battığımız zaman mı? Yani saptığımız zaman mı? Aslında dalelne sapmak demek. Fil ardı. Yeryüzünde kaybolduğumuz zaman mı? Battığımız zaman mı? İnne biz mi? Lefi elbette halkın cedid. Yeni bir yaratılış içerisinde olacağız. Diyecekler. Belhum onlar hayır. Hum onlar bilikai rabbihim. Onlar Rablerine kafirun. İşte onlar Rablerini inkar etmektedirler. And they say when we are dead, yani biz öldüğümüzde mi? And become lost in the earth ve yeryüzünde kaybolduğumuzda mı? Shall we indeed be created anew? Yani biz gerçekten yeniden mi yaratılacağız derler. Nay, hayır, but they deny the meeting with their Lord. İşte onlar Rableriyle kavuşmayı inkar etmektedirler. Kul de ki bu durumda yeteveffakum yani sizi vefat ettirecek, öldürecek. Bu kum sizi anlamında biliyorsunuz. Yeteveffe vefat ettirmek. Melekul mevti. Ölüm meleği. Ölüm meleği ifadesi biz Türkçe'de Azrail diye kullanırız. Azrail kelimesi mesela Arapça bir literatürde hiç geçmez yani. Azrail diye bir melek hep ölüm meleği diye geçer. Onu söyleyelim. Türkçe'de kullanılan bir ifade. Köken olarak belki Farsçadan gelmiş olabilir. Tam emin değilim ondan. Burada mesela il kelimesinin eski bir dilde tanrı olduğu anlamına gelir. Mesela bizim dediğimiz Mikail kelimesi de İsrafil kelimesi de sonlarında hep baktığımızda il var. Dolayısıyla o melekler mesela Kur'an-ı Kerim'de Cebrail değildir ama Cibril diye geçer. Mikail ve mesela İsrafil meleği de geçmez Kur'an-ı Kerim'de. Ama biz o şekilde söyleriz. Şeyde dediğimiz gibi ölüm meleği biz Azrail diye kullanırız ama Kur'an-ı Kerim'de ya da Arapça'da daha çok Azrail demek zaten yok, hiç duymadım ben. Bunun yerine ne var? Ölüm meleği gibi bir ifade kullanır. Melekul mevti ölüm meleği ellezî vukkile bikum yani size vekil kılınan ölüm meleği sizi öldürecek, sizin canınızı alacak. Summe daha sonra ileyine summe daha sonra ile rabbikum Rabbinize turcaun. Daha sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Say the angel of death yani ölüm meleği who is set over you yani size görevlendirilen, vekil kılan, size kurulan diyebilir. Will take your souls yani sizin ruhlarınızı alacak. Then daha sonra you shall be brought to your Lord ve siz Rabbinize geri döndürüleceksiniz şeklinde buyuruyor Rabbimiz. Velev tera saydı sevdi anlamında tera olunca sen görseydin. Neyi görseydin? İzil mucrimune günahkarların nekisu onların boyunlarını nekisu ruusi yani başlarını böyle eğdiklerini görseydin. İnde Rabbihim, Rablerinin huzurunda. Rabbene, bunlar şöyle diyecekler. Ey Rabbimiz, ebsarne, biz bu durumu gördük. Ve semi'ne, ve işittik. Ferci'ne, ve bizi döndür. Ne'mel, salihan, ne'mel yapalım. Salihan, salih ameller yapalım. İnne mukinun, biz kat'i bir şekilde iman eden kimseleriz dediklerini duysaydın, görseydin diye buyuruyor Rabbimiz. Mesela bu durum, insanoğlu şu an vefat etmiş ve vefat eden insanlar kabirde beklemektedirler. Ama Allahu Teala böyle bir şeyden haber veriyor. Yani
O insanlar böyle diyecekler. Sen de bunu görsen şeklinde yorumlanabilir. Yani şu olay Allah-u Teala'nın günahkar kimselerin ne yapacağına dair bir haberdir. Böyle bir olay yaşanmamıştır. Çünkü bu olay kıyametin sonrasında yaşanacaktır. Yani insanlar hesap verirken bu günahkar kimseler bu şekilde diyeceklerdir. Evet. Çünkü yani şu ifadeye baktığımızda sen bunu görseydin, günahkarların boyunlarını eğdiklerini görseydin. Yani gelecekte böyle olacak şeklinde bir haberdir. And if you only could see, yani sen görebilsen, when the mujrimun, günahkar kimselerin, criminals, suçluların, disbelievers, inkarcıların, kafirlerin, polytheist, birden çok Tanrı'ya iman eden kimselerin, sinners, yine günahkar kimselerin, burada criminal suçlu anlamında, sinners, günahkar anlamında, shall hang their heads, başlarını böyle astıklarını, before their Lord, Rablerinin önlerinde başlarını astıklarını diyor. Asmak anlamını nedir? Boyunlarını, büktüklerini diye yorumlamak daha doğrudur. Saying, şu şekilde diyerek, our Lord, ey Rabbimiz, we have now seen. Biz şimdi gördük. Bu olayı şimdi gördük. Yani bu olayı yaşandığında Rabbimiz onların azabını kendilerine gösterdiğinde, cehennemi gösterdiğinde onlar diyecek ki we have now seen. Yani şimdi gördük and heard. Bakınız present perfect kullanılmış. Bu olay tabii nedir? Gelecekte yaşanacak ve gelecekte bir önceki olayı görünce we have now seen. Yani İngilizce olarak bu şekilde. Biz bu durumu gördük and heard ve duyduk, işittik. So, öyleyse send us back, bizi geri gönder to the world, bizi dünyaya geri gönder diyecekler. That'in buradaki anlamı ki diye çevirebilir. We will do, yapalım ya da yapacağız. The right is good deeds. Yani biz salih ameller işleyeceğiz. Verily, doğrusu we now believe with certainty. Biz şu an kesin bir şekilde iman edeceğiz. İman eden kimseleriz. İman edici kimseleriz şeklinde diyecekler. Ve burada şunu söylemekte fayda var. İnsanoğlu ancak dünyada iyi şeyler yapabilir. Bu şans insanoğluna bir kere verilmiştir. Aynı zamanda insanoğlunun bu şansı değerlendirmeyip kötü işler yapma durumu da söz konusu. Buna şans demeyelim. Dolayısıyla kötü şeyler de ancak insan dünyada yapabilir. İnsan bunu değerlendirmediği vakit, iyi şeyler yapmadan Allah'ın huzuruna çıktığı vakit cezalandırılacaktır. Bu açık ve net. Dolayısıyla bunları bile bile kendimizi ateşe atmamamız lazım. Gayret göstermemiz lazım. Ve yaptıkça Rabbimizin rahmetine, merhametine sığınmamız lazım. Hep eksik yaptığımızı kabul etmemiz lazım. Yani mümin cenneti görünceye kadar yaptığı işlerde işte ben çok yaptım falan demez. Daha ne yapıyoruz, daha ne yapalım tarzında konuşmaz. Doldurabildiği kadar heybesini doldurur ve Allah'ın huzuruna çıkmaya gayret gösterir. Bunun da ne olduğu çok nettir. Yani Kur'an-ı Kerim bir yerde öyle, bir yerde böyle söylemiyor. Peygamber Efendimiz bir yerde öyle, bir yerde böyle söylemiyor. Yani salih amellerin ne olduğu çok açıktır. Ve bunları da mümkün olduğunca, gücümüzün yettiğince yapmamız lazım. Bu noktada evlatlarımıza bunu anlatmamız lazım. Evlatlarımızla bu konuda mücadele etmemiz lazım. Tabii en küçük yaşlarda yapıp daha sonra Rabbimiz nasip ederse onun meyvelerini görmek insanı mutlu ediyor. Ama olmadığı vakitte ne yapacağız? Dua edeceğiz elimizden geldiğince evlatlarımıza. Çünkü insanoğlu için acıdır. Yani bazen çocukla anlaşamasan da hiç sevilmeyen bir evladın ya da hiç sevilmeyen bir babanın mezara konulduğu anı gördüğü vakit, insan etraftaki insanların ağlaştığını, üzüldüğünü gördüğü vakit hakikaten o zaman gerçeği anlıyor insan. O gün gelmeden önce her birimizin gücümüzün yettiği oranda birbirimize destek çıkması lazım. Hakkı anlatan, hak için mücadele eden insanlar olmamız lazım. Yoksa bunu yapmadığımız vakitte bunu anlatmamanın da bir bedeli olacağını da bilmemiz lazım. Hata etmişsek Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahül azim.